Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 44. ve 45. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bu videoda sizlerle beraber hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan boş bir asansöre belli sayıda kişi binmiş. Tek numaralı katlarda asansörde bulunan kişilerin yarısı iniyor. Çift numaralı katlarda ise asansörde bulunanların 3'te 1'i kadar kişi asansöre biniyor. Her katta durarak ilerleyen bu asansörden 5. katta 4 kişi indiğine göre zemin katta asansöre kaç kişi binmiştir? Şimdi şöyle diyoruz. 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat ve 5. kat. 5. katta arkadaşlarım bu 5. katta 4 kişi inmiş. Tek numaralı katlarda ne oluyordu? Yarısı iniyordu arkadaşlarım. Dolayısıyla burada 4 kişi indiyse aslında burada asansörde 8 kişi var. Yani 4'ten 5'e geçiş yaparken asansörde 8 kişi var. Burada 4 kişi inmiş çünkü. Çift numaralı katlardaysa asansöre içindeki kişi sayısının 1 bölü 3'ü kadar kişi daha biniyordu. Yani o zaman arkadaşlarım bakın burada 6 kişi vardır. 3 ile 4. katlar arasında 6'nın 1 bölü 3'ü 2 yapar. Demek ki burada 2 kişi binmiş gençler. Burada da 4 kişi inmiş demiştik zaten. Soru bize vermişti onu. Burada 6 kişi varsa sevgili arkadaşlarım 3. katta yarısı inmiş demektir. Çünkü tek numaralı. Demek ki buradan buraya geçerken aslında burada 12 kişi varmış. Şimdi 2 çift olduğu için gençler burada diyorum ki 9 kişi vardır. Çünkü 9'un 1 bölü 3'ü 3 yapar. 9'a 3 eklerseniz 12'yi elde edersiniz. Demek ki burada 3 kişi binmiş. 9'un 1 bölü 3'ü kadar. Bir numaralıda da yarısı ineceği için aslına bakarsanız asansöre burada 18 kişi ilk zemin katta 18 kişi binmiştir. Zemin kata da Z diyelim hatta. Zemin katta 18 kişi binmiştir. Birinci katta da bunların yarısı inmiş. 9 kişi inmiş. Cevabımız ne olacak? 18 olacak. Devam ediyorum ikinci soruyla. Yüksekliği 7.2 birim olan bir somunu sıkmak için kullanılacak İngiliz anahtarında ayar düğmesi ok yönünde 360 derece döndürülünce hareketli parça 1 bölü 2 birim yukarı hareket etmektedir. Yani 0.5 santimetre ya da 0.5 birim yukarı hareket ediyor. Başlangıçta ağız açıklığı 10.8 birim olan İngiliz anahtarının ayar düğmesi kaç derece çevrilirse anahtarın ağzı bu somunu kavrayacak konuma gelir. Gayet basit bir soru. 10.8'miş başlangıçta, biz bunu 7.2 birime getirmek istiyoruz. Ve bundan bunu çıkarırsak 3.6 birimi buluruz. Şimdi diyeceğim ki bir tam tur 360 derecedir. 360 derece döndürüldüğü zaman 0.5 birim yukarı hareket ediyorsa, 1 bölü 2 birim yukarı hareket ediyorsa, x derece döndürüldüğünde ise 3.6 birim yapar bu diyeceğiz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 360 derece çarpı 3.6 ve bunu 0.5'e böleceğim arkadaşlar. Bu da x dereceye eşit olacak. Şimdi gençler, şuradaki virgülü kurtarırsam burası 36 yapar ve şu sıfırı silerim. Böylelikle 36 kere 36 kaç yapar? Buna bakacağız. 36 çarpı 36'yı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 6 kere 36 216, 3 kere 36 108 yapacağı için ben bunları toplarım. 6, 9, 2 ve 1 derim. 1296 gelir. Şimdi 1296 dedik ya. Bölü altta 0.5 var. Yani 1 bölü 2 ters çevirip çarparsanız cevap bunun 2 ile çarpılmış haliymiş. Ve 1296'yı 2 ile çarparsanız da şu gelir. 1300'ü 2 ile çarpmış olsaydık 2600 gelirdi. 2600'den 8 eksik olacak. Yani 2592 olacak. Yani cevabımız Edirne'ymiş diyeceğiz. Devam ediyorum arkadaşlarım. Üçüncü sorumla. Bir fabrikaya yeni alınacak erkek işçi sayısı, bakın erkek işçi sayısı kadın işçi sayısının 4 bölü 5 katıdır. Erkek, kadın diyorum. Demek ki erkekler 4K tane alınacakmış. Kadınlardan da 5K tane alınacakmış. İşçi alımlarından önce fabrika yönetim kurulu yaptığı bir toplantıyla alınacak erkek işçi sayısını 60, kadın işçi sayısını 40 arttırmıştır. Yani aslına bakarsanız artık 4K artı 60 kişi alınacak. Kadınlardan da 5K artı 40 kişi alınacak diyoruz. Ve erkeklerin kadınlara oranı 5 bölü 6 oluyor. Yani ben bunu buna bölünce 5 bölü 6'yı yakalamam gerekiyormuş. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki içler dışlar. 24K artı 360 eşittir 25K artı 200 dedik. 24K'yı bu tarafa attım. K kaldı. 200'ü bu tarafa attım. 160 kaldı. Yani K kaçmış arkadaşlar? 160'mış.
Son durumda fabrikaya toplam kaç işçi alınacaktır? Bu kadar erkek, bu kadar kadın alınacaktı. Yani 4K, 5K daha 9K, 60, 40 daha 100 tane de ekstradan alınacaktı. 9K ne yapar? 9 kere 160. Yani arkadaşlarım 9 kere 16, 144 olduğu için bir tane sıfır ekledim. 1440. Buna bir de şuradaki 100'ü ekliyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1540 oluyor. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Devam ettim 4. sorumuzla. Şimdi 4. soru için sevgili arkadaşlarım şöyle okuyalım sorumuzu. Hamit evinin salonuna yeni aldığı avizeyi takmak için basamaklar arası mesafenin eşit olduğu bir merdiveni kullanmak istemiş. Bakın basamaklar arası mesafe birbirine eşitmiş. Hamit'in avize ile arasındaki mesafe merdivenin birinci basamağına çıktığında şekil 1'deki gibi. Yani şu şekilde 49 cm. Üçüncü basamağına çıktığında şekil 2'deki gibi. Yani 21 cm oluyor arkadaşlar. Şimdi demek ki birinci basamaktayken 49, üçüncü basamaktayken 21 ise ben 49'dan 21'i çıkarırım, 28 cm derim. Kaç basamak vardı arada fark? 2 basamak. O zaman ben bunu 2'ye böldüğüm takdirde 14 cm bulurum bir basamağın yüksekliğini. Anlaştık. Bir basamağın yüksekliği 14 cm'ymiş. Birazcık aşağı indim ve devam ediyorum okumaya. Odanın yüksekliği Hamit'in boyunun 5 bölü 3 katı. Şimdi ben Hamit'in boyuna sevgili arkadaşlarım gelip burada 3K dersem odanın yüksekliği yani şurası 5K olur. Çünkü odanın yüksekliği Hamit'in yüksekliğinin 5 bölü 3 katı demişti. Avize ile tavan arası mesafenin de 6 katıdır. Bakın odanın yüksekliği, odanın yüksekliği avize ile tavan arasındaki mesafenin 6 katı. Şimdi 6 katı 5K olan sayı nedir? Tabii ki 5K bölü 6'dır. Dolayısıyla şuradaki mesafe de sevgili arkadaşlarım ben size onu şöyle göstereyim. Şuradaki mesafeden bahsediyoruz. Avize ile tavan arasındaki mesafe de 5K bölü 6'ymış arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bize ne demiş? Hamit'in boyu kaç santimetredir? Arkadaşlar gelin hesaplayalım. Bakın bir kere şurası. Şurası 14 santimetreydi. 14 santimetre. Pekala. Ben 14 santimetreyi, 3K'yı, 49'u ve 5K bölü 6'yı toplarsam tabii ki 5K'yı bulmak zorundayım. Odanın boyunu bulmak zorundayım. O halde biraz toplayalım. Hadi toplama işlemi yapalım. 49, 14 daha kaç yapar? 53, 63 yapar. 63 artı 3K ile de 5K bölü 6'yı toplayın şurada. 3K artı 5K bölü 6 ne yapar? Bakın 3K kere 6 18K, 5K daha 23K bölü 6 yapar arkadaşlar. Şimdi ekliyoruz. 23K bölü 6 eşittir 5K yapar dedik. 63 eşittir 5K'dan 23K bölü 6'yı çıkar demiş. 5 kere 6 30. 30'dan 23'ü çıkardım 7. Yani 63 eşittir 7K bölü 6'ymış. Her iki tarafı gelin 7'ye bölek sizde. 7'ye böldüm 7'ye böldüm 9. 6 kere 9 54 yapar. 54 eşittir neymiş? K. Şimdi bize Hamit'in boyu sorulmuştu. Hamit'in boyuna ben en başta kaç K dedim? 3K dedim. K'yı da bulduk artık 54. Demek ki 3 kere 54 yani 162 bize cevabı verir. Hamit'in boyu 162 santimetreymiş arkadaşlar. 45. sayfamdayım. 5. sorum. Hafta içi her gün eşit miktarda harçlık alan Öykü harçlığının bir kısmını harcayıp bir kısmını biriktiriyor. Şimdi hafta içleri harçlık alıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma harçlık alıyor. Ama cumartesi ve pazar hafta sonunda harçlık marşlık almıyor arkadaşlar. Öykü hafta içi her gün harçlığının 1 bölü 3'ünü harcıyor. Şimdi o zaman orada bir dakika duralım. 3'e bölünebilen bir sayı seçelim harçlığını. Yani 3x diyelim. Her gün 3x kadar harçlık alıyor arkadaşlar. Her gün 3x harçlığını alıyor. Burada hiçbir harçlık almıyor. Bunun 1 bölü 3'ünü harcıyor. Yani 3'te 1'i ne yapar? X'ini harcıyor. X'ini harcarsa 2x biriktirir. 2x biriktirir. 2x, 2x ve 2x'ini biriktirmiş. Yani hafta içi boyunca ne kadar harçlık biriktirmiş? 10x kadar biriktirmiş. Devam. Soruyu okumaya devam. Hafta sonuysa Öykü, hafta sonunda bir numara olacağı belliydi. Hafta sonuysa Öykü arkadaşlarıyla sinemaya gidip biriktirdiği harçlığın 4 bölü 5'ini harcıyor. Al işte gitti bütün para. 10K'nın 4 bölü 5'ini harcamış. 10K çarpı 4 bölü 5. Şimdi 5'e böldüm 5'e böldüm. 2, 2 kere 4, 8K. 8K'sını harcamış. Pardon 8X'ini harcamış. Şimdi 10X'in 8X'ini harcadıysa ne kadar parası kaldı? 2X. Öykü'nün bu hafta sonunda 30 lirası kalmış. Yani 2X lira kaldı demiştik. 2X 30 ise demek ki X kaçmış arkadaşlar? 15'in ta kendisiymiş. Bu cepte Öykü'nün sinemada harcadığı para ne kadardı? 8X'ti. X 15 ise 8 kere 15 120 yapar.
Bir bilet o kadar oldu mu ya? Olmuştur gerçi. Benim zamanımda bir bilet 7 lira falandı ya. Şu en son ne zaman sinemaya gittim? 5-6 sene olmuştur sinemaya gidelim. O zamanlarda 24-25 lira falandı yani. Bir de eskiden şey vardı. Sinemaksimum indirimleri falan vardı. Reklama giriyor mu bilmiyorum ama. 3 kişilik bir öğrenci evinde. Mutfak. Çok güzel bir soru. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Şöyle yapalım. Şu kısma çözeriz. Şurayı şöyle bir ayıralım arkadaşlar. Ben şöyle yapayım. Onun dışına taşmayalım. Güzel. Şimdi bakın. 3 kişilik bir öğrenci evinde mutfak, doğalgaz ve kira giderleri ay sonunda toplanarak 3 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Mutfak gideri var. Doğalgaz gideri var. Bir de kira gideri var arkadaşlar. Tamam. Toplanıyor, 3 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Bu evin doğalgaz giderleri yılın Aralık, Ocak ve Şubat aylarında diğer aylara göre %80 fazla. Şimdi o zaman duralım. Biz diyelim ki doğalgaz giderleri normalde 10 çarpı D kadar olsun. Doğalgazın D'sini kullandım. Aralık, Ocak ve Şubat'ta kara kış olduğu için %80 fazla oluyor. Bunun %80 fazlası da 18 D yapar. Şimdi normal şartlar altında 10 D kadar doğalgaz ücreti ödüyoruz. Ekstrem durumlarda yani Aralık, Ocak ve Şubat'ta 18 D ödüyoruz. Tamam, bu aklımızda. Kira giderleri yıl boyunca sabit olduğu için kira giderlerine K dedim. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında okullar tatil olduğundan öğrenciler evlerinde, mutfak masrafı olmayıp diğer aylarda sabit olarak hesaplanmakta. Yani sabit, o zaman ben mutfak masraflarına M derim. Ama yalnız dikkat edin, ekstrem durumlarda ödemiyorlar arkadaşlar. Çünkü herkes kendi ailesinin evinde olduğu için mutfak masrafı diye bir şey çıkmıyor. Bu ev bu giderler için Ocak ayında toplam 3600 lira ödemişler. Şimdi Ocak ayında mutfak masrafını M olarak ödüyorlardı. Doğalgaz masrafını 18D olarak öderler. Kira masrafını da K olarak ödüyorlar ve toplamda 3600 TL'lik bir masrafları oluyor. Mart ayında 3200 liralık bir masraflar oluyor. Mart ayında mutfağı M olarak öderler. Doğalgazı 10D olarak öderler ve kirayı da K olarak öderler. Bu da arkadaşlarım 3200 TL'ymiş. Ağustos ayında sevgili arkadaşlar mutfak masrafı ödemiyorlar. Mutfak masrafı ödemiyorlar çünkü evdeler. Ama kirayı yatırmaya ve doğalgaz ücretini yatırmaya devam ediyorlar. Bu da 2500 TL'ye tekabül ediyormuş. Pekala. Bu evdeki bir öğrencinin bir yıl boyunca mutfak masrafları için ödediği toplam para kaç liradır diye soruluyor bize. Şimdi ben burada M'yi, K'yı, D'yi hepsini bulabilirim. Nasıl bulurum? K ile 10D'nin toplamı 2500 değil mi? Bak burada da var K ile 10D. Burası da 2500 o zaman. 3200'den 2500'ü çıkarırsanız demek ki mutfak masrafları 700'müş arkadaşlar. Tamam. Mutfak masrafları 700'müş. M eşittir 700'ü çaktık buraya. Güzel. Şimdi devam edelim. Bu arada bize ne demişti? Bir yıl boyunca mutfak masrafları için ödediği toplam para kaç liradır diye sorulmuştu. Zaten biz bunu bulduk. O halde şöyle diyeceğiz gençler. Bu mutfak masrafını nasıl ödüyorlar? Yani kaç ay ödüyorlar? 3 ay evde olduklarına göre 9 ay ödüyorlar. O zaman 9 çarpı 700. Toplam 1 senede 6300 liralık mutfak masrafı oluşuyor. Fakat biz bir öğrencinin bir yıl boyunca mutfak masrafını merak ediyoruz. Bunlar 3 kişilerdi. Paralar 3'e bölünecek. O zaman ne olacak? 2100 lira olacak. Bir öğrencinin bir yılda toplam mutfak masrafı. Cevabımız Edirne'ydi. Evet gençler. 6. sorumuzu da çözdük ve nereye geçiyoruz? 7. ve son sorumuza. Aşağıda bazı notalar ve vuruş süreleri verilmiş. Cahit ve Vahit bu notaları kullanarak 9 notadan oluşan ve her sütunda bir nota olacak şekilde gösterilen müzik parçalarını yazmışlar. Cahit'in müzik parçası burası. Şimdi arkadaşlarım şurada hangi notanın olduğunu bilmiyoruz ama notaların en azından sürelerini altlarına bir yazalım. Şöyle kırmızı kalemimizi alalım. Bakın şu nota birlik notaydı. Bu nota ikilik nota. Burada kaçlık nota var bilmiyorum. A'lık nota diyelim. Şu nota 1 bölü 2'lik nota. Burası da 1 bölü 2'lik. Burada kaçlık nota var bilmiyorum. B dedim. Burası 1 bölü 2'lik. Burası birlik ve burası da 1 bölü 2'lik nota. Hemen Vahit'in parçasına bakalım. Bakın burası 1 bölü 2'lik nota. Burası 1. Burası 1 bölü 2. Şu 2'lik. Bu birlik ve bu da 1 bölü 2'lik. Şurada kaçlık nota var bilmediğim için C dedim. Buradaki notayı da bilmediğim için D dedim. Şimdi devam edelim.
bize bunlarla hakkında biraz bilgi vermiş. Demiş ki Cahit'in ilk 4 notadaki vuruş süresi, yani arkadaşlarım şu, şu, şu ve şu, Vahit'in son 4 notadaki vuruş süresine eşit. Yani şu, şu, şu ve şunun toplamına eşitmiş. Şimdi o zaman arkadaşlar toplayalım. Şurası kaç yapar? 3 artı 1 bölü 2. 3 artı 1 bölü 2 artı A eşittir diyorum. 1, 1 daha 2 artı 1 bölü 2 artı D diyorum. Şurası D. D'ye benzememiş biraz. D'ye benzetelim onu. Şimdi bakın 1 bölü 2'ler gitti. 2'yi de bu tarafa attım. 1 artı A eşittir D. Şimdi demek ki D'nin vuruş süresi A'nın vuruş süresinden bir fazla. Hangisi hangisinden bir fazla burada? 2 birden bir fazla. O zaman gençler D ikilik vuruştur. Yani şu şekildedir. A da arkadaşlar birlik vuruştur. Yani şu şekildeki bir vuruştur diyeceğiz. Bunları bulduk. Eyvallah. Şu A'yı buradan silelim o zaman. Hop sildim. Burası arkadaşlar 1'di. D'yi de buradan silelim ve buna da 2 yazalım. Kabul mü? Kabul kabul. 2 yazdık. Peki. Şimdi bir de ikinci öncülde demiş ki Cahit'in müzik parçasının toplam vuruş süresinin Vahit'in müzik parçasının toplam vuruş süresinin oranı 5 bölü 6'dır demiş. Şimdi toplamlarını bulacağız bir de. Hadi bakalım buluruz. 1, 2 daha 3, 4, 5. 5. Şimdi şurayı silelim. Pardon şurayı silelim. Şöyle bak işaretlediklerimin toplamı 5. Şununla şunun toplamı 1 etti 6. Bununla bunun toplamı 1 etti 7. 7 artı B. 7 artı B. Bunun Vahit'in müzik parçasının vuruş süresine oranı diyordu. Onu da toplayalım. Onu da toplayalım. Şöyle şunları silelim. Boyayarak gelelim. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. Şöyle 2 yaptı. Şöyle 4 yaptı. 5, 6, 8 artı 1 bölü 2. Yani 8,5. 8,5 artı C. Eşittir bu da kaçmış? 5 bölü 6 mıymış gençler? Güzel. Bir içler dışlar çarpımı alalım mı sizle? 6 kere 7, 42 yapar. Artı 6 B. Eşittir 5 kere 8,5 42,5 yapar artı 5 C dedim. Kabul. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın 42'yi şu tarafa gönderirseniz 6B eşittir 1 bölü 2 artı 5 C yapar. 5 ile 6'nın arasında bir fark var ve arada da 1 bölü 2 fark olacak. O zaman C de 1 bölü 2'dir. B de 1 bölü 2'dir dedim. Bakın 6 kere 1 bölü 2 3 yapar. 5 kere 1 bölü 2 5 bölü 2 artı 1 bölü 2'den ne gelir? 6 bölü 2'den 3 gelir. Oo çok güzel. O zaman B de C de 1 bölü 2'ymiş. Silelim şunları. Şurayı sildim. Buraya 1 bölü 2 dedim. Ki 1 bölü 2 şunun aynısıydı. Hop. Ucunda da bir de böyle sallantısı var. B'yi de sildim. Orayı da yine 1 bölü 2 dedim. Hop. Şöyle. Burası da 1 bölü 2'dir dedik. Pekala. Bize sorulana geçelim artık. Her şeyi bulduk çünkü. Her şeyi bulduk. Buna göre Cahit ve Vahit'in müzik parçalarında verilmeyen notaların toplam vuruş süresi. Oo çok tatlı. Şu verilmemişti, şu verilmemişti, şu verilmemişti, bir de bu verilmemişti. Bunları topla demiş arkadaşlar. 1. Şöyle 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1 yapar. 2 yaptı. 2 daha 4 yapar arkadaşlar. Demek ki cevabımız bizim 4'müş diyeceğiz. Valla uzun ve güzel bir soruydu. Bayağı bildiğim müzik dersi anlatıyormuş gibi de hissetmedim değil yani kendimi. Gençler. Görüşürüz diğer videoda. Hangi video? 4. testteyiz. Sayı ve kesir problemlerinde üniversiteliğim kısmında o videoda görüşürüz. 46 ve 47. sayfaların çözümlerini o videoda yapacağız. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.